أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يفسد الصلاة bu bahis namazı ifsad eden şeyler hakkında. Şimdi burada ifsad iptal manasına butlan demiş ki vel fesadu vel butlan fil ibadati seyyan yani ibadetlerde fasit oldu demek de batıl oldu demek de aynıymış. Mesela bu ibadet batıl oldu. Bu ibadet fasit oldu. İkisi de aynı manaya geliyor. Yani fasit demek tamam o ibadetin geçersiz olması demek. Yeniden kılacak asıl ibadeti yapacak. Ama fesatta hiç sevap almadı demek de değil. Yine sevap alır. Batılda? Batılda alamaz. Diğer şeylerde mesela alışverişlerdeki batılda mesela demiş ki muamelatta birbirinden ayrıdır. Muamelatta bir şey batılsa hiç caiz olmaz. Fasitse o fesat sebepleri gittiği zaman efendim mesela bir şey aslı ile caiz olur da vasfı ile caiz olmazsa bu fasittir. Ama bir şey aslı ile de vasfı ile de caiz değilse mesela murdar hayvanın etini satmak, kanı satmak bunlar batıldır. Ama şartlı alışveriş yapıyor, bu fasittir. Aslıyla alışveriş doğru, ona ilave edilen sebeplerden dolayı. Mesela cuma saatinde işte alışveriş yapma gibi. Tamam mı? Aslıyla caiz, vasfıyla caiz değil. Ama batıl denildiği zaman murdar hayvanı ne Müslümana satabilir, ne de gayrimüslime satabilir. Bu bazı şeyler satanlar var. Bu ne diyorlardı? Yengeç mi dağlardan tut? Midye veya başka bir şey daha. İstakoz mu? Yani onları topluyor, satıyor. Kendisinin yiyemeyeceği bir şeyi başkasına satmak için da. Evet. İstakoz hocam. İstakoz. Onları satmak caiz değil. Ama deniz kenarlarında filan satıyorlar. Hem Müslümanlar da yiyor ondan. Nasıl yiyor? Ondan sonra nasıl yiyorlar? Sivas'ta satıyor. Özel. O yengeçleri filan hep yiyorlar. Evet. Peki وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسِدُّونَ شَيْئًا 68 maddedir. Bu takriben tabii. Takriben neymiş? 68 madde. 1. El kelimetü konuşmak. Buradaki kelime ne manasına geliyor? Konuşmak. Efendim velev sehven ev hataen. İster yanılarak ister hatayla olsun. İster yanılarak ister hatayla olsun. Mesela harfleri tasdik ederek ve kendi kulağı duyacak kadar bir kelam, dünya kelamı konuşmuşsa namaz içindeyken bir cümle de olsa, bir kelime de olsa namazı bozar. Kur'an'dan olmayan bir şey. Kur'an'dan olmayan bir şey. Ve dua'ı dua bima yüşbihü kelamena. İnsan sözüne benzeyen, bizim kelamımıza benzeyen bir dua yaparsa namazın içinde. Bu altta misal vermiş. Allahümme elbisni sevbe keza ev et'imni keza. Allah'ım bana şöyle bir elbise nasip et ya da beni şöyle bir nimetle yedir, doyur misal dese o şekilde caiz değil, namaz bozulur. Yani insan sözüne benzeyen bir neymiş? Söz. Bunlar ne yapar? Dua. Namazı bozar. Evet. Vesselamu selam. Ne ile? Biniyeti tahiyyeti. Yani karşıdaki insana hürmet niyetiyle. Mesela tahiyyetün niyeti tahiyye ne demek? Karşıdaki insana hürmet niyetiyle. Esselamu dese de ve aleyküm de, esselamu aleyküm aleyküm demese bile yine namazı bozulur. Ama ne için esselamu diyor? Namazdan ayrılma maksadıyla değil bu. Diline geldi, namazdan ayrılma maksadıyla dedi, esselamu dedi, hemen aklına geldi ki namazın içinde. O bozmaz. Karşıdaki insana hürmet, saygı niyetiyle esselamu dedi, aleyküm demese bile yine namaz bozulur. Anladınız mı? Peki, velev sahiyen demiş burada. Velev ki yanılarak da olsa. Evet. Varaddü selami, selamı cevaplandırması. Bilisanihi diliyle. Mesela birisi namaz kılana selamun aleyküm dedi.
Namaz kılan da ve aleykümselam dedi. Buna reddüsselam deniyor. Selamı reddetmek ne demek? Selama cevap vermek. Ev bil musafahatı. Ev bil musafahati ya da musafaha ile. Mesela birisi ona selamun aleyküm diyor. O da namazda hemen elini tuttu. Yani ve aleykümselamın yerine kaim olan bir muamele bu. Söz demese de değil mi? Söz demese bile musafaha kelam yerine kaim. Mesela bir adam bir adamı musafaha ettiği zaman ne anlıyor? Ve aleykümselam, hoş geldin, safa geldin anlamına. Evet. Vel amelül kesir. Ameli kesir namazı bozar. Ameli kesir ne demek? Ameli galil ne demek? Ameli kesir, bunun ölçüsü şu. Dışarıdan aklı selim sahibi bir insan baktığında bu adam namazda değil kanaatine varıyorsa o ameli kesirdir. Dışarıdan bakıldığı zaman bakanların o kişinin namazda olmadığı kanaati o insanlarda hasıl oluyorsa o amel ne yapar? Namazı bozar. Tamam mı? Ama azıcık bir şey bir yer böyle bir defa kaşıdı. Veya bir hamlede böyle yaptı. Yani başındaki takkesini düzeltti misal. Onlar bozmaz. Ama adam öyle uğraşıyor ki ceketini kavuşturuyor, düğmeliyor. Ondan sonra telefonu çıkarıyor bilhassa. Avrupa'da Araplar çok yapıyor. Telefonu çalıyor, telefonu çıkarıyor, bakıyor telefona. Ondan sonra telefonu susturuyor, kapatıyor veya işte bakıyor rakamlarına. Böyle tekrar cebine koyuyor. Bir sürü iş. Namazı bozar. Amel kesirdir. Evet. Ama telefonu bir hamlede çaldığı zaman düğmeye basar kapatırsa o amel kesir olmaz. Caiz olur. Mesela çokça çalıyorsa en azından namazı bozsun. Evet. Namazı bozsun. Evet, o kadar. Ondan sonra sesini kıssın veyahut da kapatsın telefonu. Tekrar namaza dursun. Ondan önceki rekatlar zaten birinci rekatta ise yetişmiş olur. Evet. Diğer rekatlarda ise ondan önceki Mesut gibi tanımaz. O adam unuttu. Bazen bir namazı kılıncaya kadar telefon çalıyor. Yani orada hem imamı etkiliyor hem cemaati etkiliyor. Bir sürü sıkıntı. Ve tahvilü sadri göğsünü çevirmesi anil kıbleti kıbleden. Niye? Namazda fevelli vecheke şadral mescidil haram emrine göre göğsünün kıbleye tarafı çevrilmesi lazım. Göğsünü kıbleden çevirirse namaz bozulur. Ama yüzünü kıbleden çevirirse mekruh olur. Bak yüz başka böyle mekruh olur. Ama göğsü döndü, vücudu döndü kıbleden. Yani kıbleye karşı böyle dönmesi gerekirken adam göğsü tamamen kıble istikametinden başka tarafa çevrilmiş oldu. O zaman ne olur? Namaz bozulur. Ve eklü şeyin bir şey yemek min harici femihi ağzın dışından velev kalle az olsa bile hatta susam tanesi kadar olsa bile diyor. Ağzın dışından azıcık bir şey bile yese yutsa namaz bozulur. Susam tanesi kadar bile olsa. Ama ağzın hiç öyle değil. Ve eklu ma beyne esnanihi dişlerin arasındaki yemek kalıntısını yese ve huve o da kadrul himmisati demiş burada. Nohut. Yani nohut miktarı kadar olsa bu efendim namazı bozar. Ve şurbuhu bir şey içmesi namazı bozar. Nohut miktarı kadar olursa nohut. Leblebi. Leblebi işte nohut o demek işte. Leblebi kadar yani dişinin dibinde kalanları yutarsa yani çiğnedi yuttu ya da çiğnemeden yuttu. Yani nohut miktarı kadar olursa bozar. Ondan azı küçük bozmaz. Olursa bozmaz. Ve şurbuhu namazın içinde bir şey içmesi. Bu da namaza aykırı. Mesela adam namaz kılıyor dışarıda, yukarıdan da yağmur yağıyor. Böyle başını yukarı çevirdi, ağzına yağmur damlaları düştü dışarıdan. Namaz batıl olur. Tamam mı? Böyle ağzını tuttu böyle, yukarıdan yağmurlar damlıyor. Buradan da yuttu onu kasıtlı. Tamam mı? Ama bazen dışarıda namaz kılarken ola ki buradan akan su, yani gayri ihtiyari buradan giderse o bir şey olmaz. Ve tenahnuhu öksürmek bile özrün özürsüz. Tenahnuh. Tenahnaha yetenahnahu tenahnuhan. Özürsüz öksürmek. Evet. Tenahnuh.
Şimdi bila uzrin, özürlü olursa boğazını filan temizlemek için imamlar bilhassa olabilir. Bizim rahmetli Yusuf Hoca, bu Yeni Cami'de imam vardı ya. Evet. Bir köye gittik. Çağlayan köyüne hatim okuyacağız. Bu Ebu Bekir Polat'ın yeğenleri var orada. Hatim okuduk neyse. Namazdan önce biraz ben konuştum. Namazda Yusuf Hoca'ya teklif ettiler. Yusuf Hoca kıldırdı. İpeyce Hoca var orada. Namaza durmadan önce cemaat bayağı kalabalık. Ondan sonra şöyle diyor. Muhterem cemaat, öksürmeyin, hırlamayın. Hırlamayın. Bir de efendim ayaklarınızı secdede tam parmaklarınızı kıbleye karşı çevirin. Hırlamayın deyince millet de başladı. Hocalar da başta gülmeye. Daha namaza durmadan. Hırlamayın. Tamam mı? Hırlama kime denir? Belli. Hırlamayın. Tamam mı? Şimdi ama çok bu işe önem veren bir hocaydı. Her namaza duruşta burada da cemaate söylüyormuş. Ayaklarınızı dik tutun secdede. Mazeretsiz öksürmeyin filan. Öksürmeye o hırlamayın diyor filan. Böyle dedi. Milleti de güldürdü. Ve tefifü. Tefif de efendim namazı bozar. Tefif bak kaç harf? Öf. 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 Böyle demek namazı ne yaparmış? Namazı bozar. Evet. Tefif. Mesela bir toprağı böyle üflerken ne diyor? O zaman öf. Böyle ya da kızgınlık ifadesi de öf. Öyle değil mi? Ya la tekullehüme öffin. Hani onun gibi yani. Oradaki öf kızgınlık ifadesi. Ya vecadan dolayı. Tamam mı? Dolayı. Mesela oradaki öffin de fiil-i muzari manasında. Etedaccer. Etedaccer. Kızıyorum, öfkeleniyorum manası. Vel eninü. İnlemek. Eğer böyle mazeretsizse. Böyle. Tamam mı? Böyle yapmak. Ve teevvühü. Teevvüh de efendim böyle demek. Bunlar namazı bozar ama çok büyük mazereti varsa ne olabilir? Adam hasta. Yani kendini tutamıyor. O zaman inliyor böyle namaz kılarken. Bunun için bir şey olmaz. Ve irtifa'u bükâihi. Ağlama sesinin yükselmesi. Min veca'in. Veca bir ağrıdan dolayı. Bir yeri ağrıyor. Ağrıdan dolayı yüksek sesle ağlıyor. Tamam mı? Cesedinde bir ağrı var. Efendim yara var vesaire var. Bundan dolayı yüksek sesle ağlarsa bu da namazı bozar. Ev musibetin ya da musibetten dolayı yüksek sesle ağlarsa. Musibet ne demek? Ya babam vefat etti denildi. Ya da amcam vefat etti. Adam başlıyor yüksek sesle ağlamaya. Ama sessizce ağlarsa namazın içerisinde. O bozmuyor bak. Yüksek sesle ağlarsa. Bir musibetten dolayı. Ama la min zikri cennetin ev narin. Cennet veya cehennem mi hatırladığından dolayı ağlarsa bir şey olmaz. Okuyor mesela müjde ayetlerini, ağlıyor. Sesi çıksa da olmaz mı? Sesi çıksa da bozmaz. Ya ondan sonra ya da cehennemden sığınıyor. Yani azap ayetlerini okuyor, ağlıyor. O zaman bozmaz. Ve teşmitu atısın aksıran adama dua etmesi. Teşmit. Neyle biyerhamükallah. Teşmitin manası dua, teşmit. Mesela bir adam aksırıyor, o da yerhamükallah diyor. Kim? Namazdaki bir kişi. Bu namazı bozar çünkü bu bir soruya cevap gibi. Ve cevabı müstefhimin sorana cevap. Neden soran? Anniddin. Nid benzer. Efendim denk. Mesela bir adam dışarıdan namaz kılana diyor ki maallahi ilahun ahar. Allah ile beraber başka ilah var mıdır? Yani hellehu mefilun nazirun ya da mitlun ve nazirun. Onun bir benzeri var mı? O da diyor ki ona cevap olarak la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Dışarıdaki ne soruyor? Hel maallahi ilahun ahar. Allah ile beraber başka haşa ilahlar var mı? Namazdaki de ona cevap veriyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Sözüyle cevap verirse
namazı bozulur. Kimin namazı bozuluyor? Cevap verenin. Ev Subhanallah ya da Subhanallah ile cevap verirse böyle bir soruya yine namaz bozulur. Ve kullu şeyin kusuda bihil cevabı. Kendisiyle cevap kastedilen başkasına, başkasının sözüne cevap kastedilen efendim bir şey, her şey namazı bozar. Ke ya Yahya hudil kitabe. Mesela ya Yahya hudil kitabe bi kuvve ayet. Meryem suresinin ikinci sayfasında. Bir adama namazın içindeyken cevap mahiyetinde bu kitabı tut diyor. Bu kitabı tut diyor. Tamam mı? Şimdi bir bedevi bir yerde namaz kıldırıyormuş. Tam şey de gelmiş Taha suresinde. Tamam mı? Bu tabi eski binalar ahşap olduğu için şeyi okuyor. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ أَصَاي اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَم۪ي وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبِ اُخْرَى قَالَ اَلْقِهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Tamam mı? قَالَ اَلْقِهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Tamam mı? Bu ayet okurken tam oradan bir yılan önüne düşmüş. Bedevi imam. Ondan sonra خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. Onu al korma. Demiş ki gel sen al demiş. Gel sen al demiş. Esaftan yılan buraya düşmüş. Ondan sonra bedevi de demiş ki eğer yiğitsen gel sen al demiş. Namazı bozmuş tabii ki. Tamam mı? قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. Onu tut ve ondan korma. Yılan şeklinde gözüken değnekten, asadan. Demiş ki gel sen al demiş yiğitsen demiş. Gel sen tut demiş. Adamın önüne yılan düşmüş. Evet. Tabii o işin esprisi. Hocam kafayı falan sallasana mesela bir şey soruyor. Kafayı sallıyor. Bu da burada değil mi? Doğru değil. Doğru değil. Namazda böyle şey. Tamam. Ve ru'yetü müteyemmimin teyemmümlü bir kişinin görmesi. Maen suyu. Mesela adam su olmadığı için ya da suyu kullanacak kudreti olmadığı için teyemmüm yaptı. Namazın içindeyken su geldi veya suyu kullanacak kudrete sahip oldu. O zaman namaz bozulur. Anladınız mı? Su görüldü, teyemmüm bozuldu diyor ya. He? Su görüldü, teyemmüm bozuldu. Ama suyu görmesi, sadece görmesi yetmez. Kullanabilecek kudreti de olacak. Ve temamı müddeti masihil huffi meslerine mesverenin müddetinin dolması. Mesela mukimse kaç saatti? Bir gün bir gece. 24 saat değil de bir gün bir gece diyelim. O birinci abdestin bozulmasından sonra. Ondan sonra misafirse 3 gün 3 gece. Namazı içindeyken mesin müddeti bitti. Namaz bozulur. Ne yapacak? Namazı bozacak. Gidecek. Sadece ayaklarını yıkasa giyse meslerini. Olur mu Hanefi mezhebine göre? Olur. Ayaklarını giydi çünkü abdesti vardı ya. Ayaklarını giydi, çıkardı. Yıkadı. Meslerini giydi. Tekrar namazını kılabilir. Ama baştan alırsa daha güzel olur. Ve nez'uhu namazdayken mesini çıkarsa birini veya her ikisini veya birinin çoğunu çıkarsa ayağından yine namaz bozulur. Ve teallümül ümmiyyi ümminin ne yapması? Öğrenmesi. Ayeten ayet öğrenmesi. Ümmi kime deniyor? Hiç Kur'an okumasını bilmiyor. Kur'an okumasını bilmeyen namaz içindeyken mesela Fatiha'yı Allah'ın kalbinde ilham etti, öğrendi. Veya bir sure öğrendi. Ne yapacak? Namazı bozulur. Çünkü bilmediği zaman kıldığı namaz zayıf namaz. Öğrendikten sonra kılacağı namaz kuvvetli namaz. Öyleyse onun üzerine bina edilmez. Hocam peki o namazı nasıl kılacak? Hani Allah diye. İşte öğreninceye kadar yatacak, kalacak. Yani bir şey olmasa gerek var mı? Ya da hani... Yok, bilmiyor ki. Hani, bilmiyor. Ahras gibi yani, dilsiz gibi. Dilsiz mesela ona zaten okuma farz değil. Dilsiz ne yapacak? Ona da namaz farz. Ama kıraat farz ondan düşüyor. O sadece tekbirini alır gibi olacak. Niyetle onu öğrenmiş, öğretilmiş olacak. Elini bağlayacak, ayakta duracak, rükû edecek, secde edecek. Ama diliyle bir şey söylemiyor. Ümmi de öğreninceye kadar yine namazını kılacak. Ve vicdanul ari çıplak olan bir insanın bulması satiran avret yerini örtecek bir elbise. Avret yerini örtecek bir elbise bulmuşsa mesela adam
çıplaktı. Böyle namaz kılıyordu. Bir tanesi o arada elbise getirdi. Tamam mı? Ya da haber verdi. Sen dedi namazı boz, ben sana elbise getiriyorum. Getireceğim. Vaat ettiyse o zaman namazı bozulur. Ve kudretul mumi, ima ile namaz kılanın kadir olması. Ale rükû'u, rükû'a ve sücûdü secdeye. Adam hastalıktan dolayı ima ile namaz kılıyordu. İma ne demekti? Baş işaretiyle. Fakat namazın içerisinde kendisinde bir iyileşme hissetti. Ben dedi ayağa kalkarım, rükûda yaparım, secdede yaparım. İki rekatını ima ile kıldı. Üçüncü rekata kalkacağı zaman iyileşti. Kendisinde bir iyilik hissetti daha. Böyle insanlar olabiliyor. O zaman namazı bozulur. Orada selam verir. Önceki kıldığı nafile yeniden kalacak, namazını kılacak. Niye? Çünkü ima ile kılınan namaz zayıf namaz. Ya ve tezekkürü faitetin, faite geçmiş namazını hatırlaması. Tezekkürü faitetin, kazaya kalan namazını hatırlaması. Kim için? Lidi tertibin, tertip sahipleri için. Tertip sahibi ne deniyordu? Kime deniyordu? Sahibi tertip. Hayatında bülü uçağına erdiğinden itibaren altı namazdan, altı namaz kadar namazı geçirmemiş. Bir iki vakit geçirmiş olsa bile efendim altı vakte ulaşmamışsa o zaman bu insan sahibi tertiptir. Peki şöyle diyelim, sahibi tertip öğlen namazını kılarken o günün sabah namazını kılmadığını hatırlasa, o günün öğlen namazı bozulur, dönecek sabah namazını kılacak, sonra öğleyi kılacak. Çünkü altı vakte ulaşmadığı zaman yani eda ettiği namaz ile kazaya kılan namaz arasında tertibe riayet etmek farzdır. Tertip ne demek? Sırayla kılmak. Ama altı vakit veya daha çoğa ulaşırsa kılmadığı namazlar, o zaman tertip düşer. İster kazayı önce kılsın, ister vakti önce kılsın. İster vakti sonra kılsın, kazayı önce kılsın. Fark etmez. Çok kazası olanlar. Ama sahibi tertip bir namazı kılarken ondan önceki bir vaktin namazını kılmadığını hatırlarsa o namaz bozulur. Önce o kazaya kalan namazını kılacak. Sonra da içinde bulunduğu vaktin namazını kılacak. Vestihlafu men la yastuhu imamen. Evet, imamlığa elverişli olmayan bir kimseyi imamlığa çekmek. İmamlığa elverişli olmayan bir kimseyi istihlaf. Buna istihlaf deniyor, istihlaf. Yani imamın abdesti bozulduğunda yerine başkasını çekmesine ne deniyormuş? İstihlaf. İstihlaf. Adam yerine çekti ama çektiği adam ümmi. Nasıl kıldıracak namazı geri kalanı? Ben bilmiyorum demiş. Ötekiler bilmiyor. Biliyor ama orada ümmiyi çekmiş. Veya özürlü bir insanı çekmiş. Özürlü. Sürekli özürlü olan bir adamı çektiyse sağlıklı olanlara kıldıramaz. Öyleyse imamlığa elverişli olmayan bir kimseyi imamın abdesti bozulmasında yerine çekmesi cemaatin namazını bozar. İmamın namazını da bozar. İmam da abdest alıp geldikten sonra kaldığı yerden devam edemez. Hocam peki hani o istikrafı yaparken yine çektiği içinde bir adım sınırı var mı? Hani mesela iki adımda hemen arkasındakini çekecek. Abi ya mesela gelirken üç tane attım. Yok, hemen arkasındakini çekecek. Tabi orada daha farklı kitaplar da kaçta mesela adamı çekti, kaç rekat kaldı diyelim ki iki rekat, onu işaret edecek mi? İki kaldı geride. Ya da işte secdesi kaldıysa alnı işaret edecek, rükûsu kaldıysa işte böyle hani dizini işaret edecek. Yani bazı şifreler ama bunu bilen şimdikiler anlamaz ki. O sırrı karışır. İstihlaf çok önemli. Ve tulû'u şemsi, güneşi efendim, güneşin doğması, fil fecr, sabah namazında. Sabah namazında namazı bitirmeden güneş doğarsa efendim o namaz bozulur. Yani farzı bitirmeden, farzı tamam mı? Farzı bitirmeden sabah namazını kılarken daha tahiyyatı okumadan, tahiyyat var ya, tahiyyat okusaydı farz bitmiş oluyordu. Tahiyyatı okumadan güneş doğmuş olsa namazı bozulur. Evet. Peki böyle bir halde müdahale edilmeli mi, edilmemeli mi? Mesela bir adam görüyorsun namaz kılıyor.
Gerçekten tam güneş doğmuş. Tahiyyata oturmuş o. Güneş de doğmuş. Dışarıdan gelen adam biliyor. Sonra ona demeli mi sen bak güneş doğdu namaz kıldın. Eğer adam aklı başında ya böyle namazını adet. Şimdi burada diyor ki içinde, içinde diyor ki eğer kuşluk vaktinde o kılmadığı namazı kılmaya isteği olan ya da namaz konusunda hassas olan birisi ise söylesin. Ama lakayt bir adam. Şimdi sen namazın bozuldu dediğinde onu kaza etmeyecekse bugünkü Müslümanlar gibi. Adam namazın kazaya kalmasını da önemsemiyor. Kazayı kılıp kılmamasını da önemsemiyor. O zaman söyleme diyor o kız. Yani kazaya kalmaktansa nizaya kalsın. Öyle derler. Kazaya kalmaktansa nizaya kalsın. Niza demek alimler arasında caiz mi değil mi? Ama bu sabah namazının dışındaki bir namaz olsaydı. Burada niye mesela güneş doğarsa namazı bitirmeden? Çünkü kamil vakit 91 vakte giriyor. Kamil vakit demek güneş doğmadan önceki vakit. Nakıs vakit güneşin doğduğu vakit ki o 3 vakit daha namaz caiz olmuyor ya. Ama bu durum öğlen namazında olsaydı. Öğlen namazına başladı, ikindi ezan okundu. Devam edecek. Bozulmaz. Akşam namazı olsaydı, akşamı kılmadı, yatsının ezan okunuyor misal. Akşamı devam etsin. Ya da yatsıyı imsak vaktine geldi, devam etsin. Yani bak bir tek bu sabah namazında. Yani vakit girmeden önce başladı, öteki vakitte girdi. Onun girdiğini nasıl bilecek? Ya saatten bilir ya da ezanlardan bilir. Gerçi bugün sabah ezanları yani imsak vaktiyle okumuyoruz. Sadece evet. Ramazanlarda imsakla beraber okunuyor. Yani güneş doğmaya bir saat kalası okunuyor. O bilecek işte. Yani burada sabah namazının farzını bitirmeden güneş doğmuş olursa namazı bozulur. Ve zevaluha, zeval vaktinin girmesi. Fil ideyni, iki kurban, iki bayram namazında. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Ramazan bayramının, kurban bayramının namazının vakti ne zaman? Güneş yükseldikten sonra başlıyor. Kiraat vaktine kadar. Ama kılmamış zeval vakti gelmiş. Zeval vakti ne demek? Tam kiraat vakti. Ondan sonra da öğlen vakti girecek. Orada bayram namazını o vakte getirirse, zeval girerse o zaman o namaz bozulur. Ve duhulü vaktil asrı, ikindi namazının vaktine girmesi. Fil cumati, cuma namazında. Cuma'yı geciktirmiş. İkindinin vakti girdiğinde, bak cuma dikkat edin öyle demiyor. O zaman ne yapar? Cuma'sı bozulur. Öğleyi kaza dedin mi? Evet. Evet. Cuma namazını demek ki ne yapıyor? Cuma namazında efendim cumayı geciktirmiş, öğlenin vakti çıkmış, ikindinin vakti girmiş. Böyle bir zamanda cuması ne olur? Fasit olur. Çünkü قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسَائِلِ فِي مَا قَبْلَ التَّشَوِدِ فَيْدَا دَخَلَ اَوْلُ الْمِسْلِ السَّانِ عَلَى قَوْلِهِ مَا اَوْءٍ قَدَ الْمِسْلُ عَلَى قَوْلِهِ فَسَدَتْ عَلَى قَوْلِهِ مَا فِي الْاَوَّلَ فِي السَّانِ عَلَى قَوْلِهِ مَا الْاَوَّلِ وَاَمَّا اِذَا كَانَ بَعْدَ الْقُعُودِ قَدْ التَّشَوِدِ فِيهِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمَشَايِخِ وَبَحْثٌ فِيهِ بَأَنَّهُ كَيْفَ يَتَنَقَّبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَخْتَلَفِينَ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَيُجِيبُ بَأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُطِيلَ الْجُلُوسَ بعد ما قال قدر التشهد الى ان يصل الظل مثليه وتمام في شهر السيد وانما قيد الجمعه bak bu cuma ile kayıtladı diyor burada da almış liyenne zuhre la yaqtulu bi duhuli vaktil asri kiminin vaktini girmesiyle öyle batıl olmaz ve fima fi mecma'il enhur an istiraciye qila taksisul cumati ittifaqiyun lianne hukmu fi zuhr kezalik diyor çok da şey yapan değil. Başka kitapta da demiş ki öğlenin hükmü de aynı, cumanın hükmü de aynıdır demiş. Başka bir yerde de. Evet. Peki. Vel hadesu amden vel hadesu hades. Şey diyeyim mi? Sukutul cebirati. O zaman sargının düşmesi. An bür'in. Yani yara veya kırık neyse iyileştikten sonra üzerindeki sargı düşmüşse efendim yine abdest bozulmuş oluyor, namazda bozulur haliyle. Ve zevalu uzril mazuri, mazurun özrünün gitmesi namazı bozar. Bunu nasıl bilecek?
Demek ki namaza başlamadan önce, epeyce önce başlamış bu özürün kesilmesi, namazın içindeyken iki namaz arası kadar bir vakit geçmişse, o zaman diyor ki mazurun özrünü getmesi. Yoksa sade namaz içinde anlamaz ki bunu. Daha önceden özrü gözükmemiş, namaza başlamış. Namazdayken de bunu da kimse fark edemez aslında. Tam iki vakit arasındaki zaman kadar özürden hiçbir şey gözükmemişse, özür sahibi olmaktan çıkar. Efendim, onun yine namazı bozulur diyor. Bunlar çok ince meseleler. Vel hadesu amden. Vel hadesu, hades abdestsizliğin meydana gelmesi. Amden, kasıtlı, kasıtlı. Bile bile abdestini bozuyor namazdayken. Namaz bozulur. Demek ki neymiş? Kasıtlı abdestini bozması. Yani bir elinde olmayarak abdestin bozulması var. Bir de kendi abdestini kendisinin bozması var. Tamam mı? O zaman işte bozulmuyor. Hayır. Mesela kendilerinde olmayarak abdesti bozulursa ne yapacak? Gidecek en yakın çeşmeden şartlarına uygun şekilde abdestini alıp gelebilirse, bunun da şartları çok zor, çok alabilir. Ama kendi kendine burasını kaşıdı, burada yara vardı, kan, yarayı kanattı. Oradan sıvı bir şey aktı ya da kan aktı. Amden bu hades. Bu hades amden. Kasıtlı bozdu. Bu bozar. Ama namazdayken abdestini bozan bir hal oldu. Kendi elinde olmadan. Ne yapar? O gider. Avret yerini açmadan, konuşmadan, yemeden, içmeden, en yakın çeşmeden abdestini alır. Onun da şartları var. Onun da şartları var. Gelir abdestini alır. Abdestini alır, gelir, kaldığı yerden devam edebilir. Ev bi sun'i gayrihi, ya da başkasının sunuyla abdesti bozulursa namaz bozulur. Ne demek başkasının sunu? Adamın bir tanesi geldi, adamı elini kanattı. Namazın dışındaki adam. Yine namaz bozulur. Başkası. Tamam mı? Vel ihma'u, namazda baygınlık. Namazı bozar. Namazda bayıldı, düştü. Sonra aklı başına geldiğinde ya abdestim var benim. Çünkü ihma neydi? Abdesti bozuyordu. Abdest bozulunca namaz da bozulur. Vel cünûnü, delilik. Namazı bozar. Bu delilikte bir cünûnü mutbik var. Bir cünûnü gayri mutbik tatığıyla. Mutbik, gayri mutbik. Yani bir böyle devamlı olan delilik var. Bir de böyle bazen geliyor, bazen gidiyor. Böyle deliler de var. Bazen delileniyor, bazen de ne yapıyor? Aklı başına geliyor. İşte namaz içerisinde delilenir de sonra aklı başına gelirse o namaz bozulur. Çünkü delilendiği zaman başına neler geldi, neler meydana geldi onu bilemez. Akıl gitti. Akıl gitti, evet. Vel cenabetü, bir de cünüp olmak, bir nazarin, bakmakla. Mesela bir kadına bakarak haram ama ya da ev ihtilamin, ihtilam yoluyla. İhtilam sebebiyle İhtilam ne yapıyor? İhtilam zaten uykuda olana demiyor mu? Namazda demek ki uyuklamış olmuş. Tabii. Namazda uyuklamış olmuş olabilir. İnsan hali. Tamam mı? Namazda uyuklamış, ihtilam olmuş. Bunlar ender olaylar da, fakat olsa böyle olur. Namazdayken ihtilam olmuş. Namazı bozar. Namazdayken birine bakmış, kendisinden boy abdest almasını gerektirecek bir şey gelmiş. Meni. Yine abdest bozulduğu için namazda bozulur. Burada kalacağız. Ve muhazatül müştehad. Çünkü orası önemli bir konu. Muhazat meselesi var. Onu da inşallah gelecek dersimizde. Velhamdülillahi Rabbil alemin.